mesnevi lemalar 15 ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar. Dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Huzuru daimi insanın Allah'ın huzurunda ve murakabesinde olduğunu sürekli idrak edip ona göre hareket etmesi anlamındadır. Allah'ın huzurunda olduğunu sürekli akılda ve zinde tutmanın tek yolu her şeyde onu açılan marifet pencerelerini görebilmek ile mümkündür. Yani bir çiçeğe bir böceğe bir yıldıza baktığımız zaman Allah'ın isim ve sıfatlarını o şeylerde görebiliyor isek o zaman her şey bize onu hatırlatır ve onu gösterir. Ne yana kafamızı çevirirsek onu görürüz. İşte bu manaya huzuru ilahide meleke kesbetme denir. Yani sürekli onun huzurunda olduğumuzu akılda ve zinde tutma halidir. Böyle bir huzur ve melekede ancak sağlam ve tahkiki bir iman ile kazanılır. Bu zamanda sağlam ve tahkiki iman dersini Risale-i Nurlar veriyor. Risale-i Nurlar ile meşgul olmak, onun penceresi ile tefekkür etmek, o güzel huzur ve meleke durumunu temin edebilir. Tevhidde huzur, Allah'ı her an hatırlamak ve onun murakabesi altında olduğunun her an idrakinde olmaktır. Böyle bir iman ve böyle bir huzur sahibini küfür ve şüpheden masum ve masum kılar. Her an Allah'ın tecellilerini Gören ve her şey üstünde tevhidi okuyan birisinin evhama kapılması veya şüpheye düşmesi mümkün değildir. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. 13'e baktığımız zaman orada geçen Risale-i Nur'daki ibareleri okuyamadık. Onu da okumuş olalım izzet ve azametin sebepler perdesini iktiza etmesini anlama noktasında Azrail aleyhisselam örneği gibi şer gibi gözüken ölüm hakikatına bir misaldir. Halbuki bütün hayırlı şeylerde de sebepler vaz edilmiş. Risaledeki ibareleri okuyalım. 13 ile alakalı. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hz. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan hikmetle ona demiş ki senin ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım ta şekvaları Onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet, güzellik, hikmet ve güzellik Hz. Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hz. Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren, merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için... O memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Kezalik kudretin levazımatıyla, kezalik kudretin levazımıyla hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır ve keza daire-i esbabın iktizası ile daire-i itikat ve tevhidin iktizası bir değildir. Onu bundan istememeli ve keza kudretin taallukatı ayrı vücudun cilveleri veya sair sıfatın tecelliyatı ayrıdır. Birbirine iltibas edilmemeli. Mesela dünyada vücudun tedricidir, berzahi aynalarda ani ve defidir. Çünkü icatla tecelli arasında fark vardır.